Merhaba satranç severler. Bugün de Efim Bogolcu Bob hakkında bilgilendirme yapacağım. Veri tabanındaki oyun sayısı 1091, kapsanan yıl 1909, 1952. En çok oynanan açılışlar, bunlar üzerine durmuyoruz her zamanki gibi. Önemli oyunlarından bahsedeceğiz. Dünya Şampiyonası maçı var. Alexander Alekin'le. Dünya Şampiyonu Alekin'le biliyorsunuz. Oyun koleksiyonları. Bogolyubov Bob tarafından açıklanan oyunlar. Ve Efim Bogolyubov Bob kimdir biyografisine bakalım. Efim Dmitriyevich Bogolyubov Kiev Slaviş'te doğdu. Birinci Dünya Savaşı'nda düşmanlıkların patlak vermesi üzerine ve savaş süresinde Almanya staj yaptıklarından sonra Berlin 1919'da birinciliği de bitirmiş. 1920'lerin başlarında Akiber Rubinstein ve Bogacıvak zorlu bir maç oynadılar ve 12 oyundan sadece 3'ü berabere kaldı. Rubinstein bir maç farkla 6.5'a 5.5 kazandı. Bogacıvak Rubinstein 1920 ilerleyen saatlerinde Stockholm Nimzowice'de oynamış. 1919-1920'de İsveç'te 3 güçlü turnuvada iyi oynadı. Stockholm 1919, Göteborg 1920, 1920'de tekrar Stockholm'da saygın rakiplerine karşı 2 maçta Bogacıov kendini lider bir büyük usta olarak kurdu. Pistanya'daki 1922 büyük başarıyla satranç kariyerini pekiştirdi. Ve birinciliği paylaştıktan sonra Alexander Alekin, General Morosi de Karlsbad 1923'te her ikisinde ne kazandı. SSCB şampiyonu 1924 ve SSCB şampiyonu 1925. Daha sonra Almanya'ya yerleşti. En büyük uluslararası zaferi Moskova'da geldi 1925'te. Burada Emanuel Lasker'in yanı sıra eski ve şimdiki dünya şampiyonu Jose Raul Capablanca'nın da bulunduğu bir sahada 1,5 puan önde bitirdi. Mayıs 1928'de Bogojibov, Öye ilk FIDE şampiyonu maçında yendi. Bogojibov biliyorsunuz Öye'de dünya satranç şampiyonu Emanuel Lasker'di, Jose Raul Capablanca'dı. Dünya Savaşı'ndan sonra tabii ki her şey biraz daha değişeceği için satrancı da etkilenmeler olmuştur. Bogojov kurumdaki iyimseverliğiyle ünlüydü. Burada Nice 8 dergisinde Öğü ile olan maçında bir raporda alıntıladığımız Bogojov'un iyimserliğini ve sağlam bir güven. Öve otururken, düşünürken Bogojov oyun alanının dışında bir ileri bir geri yürüdü ve beni önceki akşamdan kalma bir briç oyununa götürdü. Evet, burada şimdi önemli oyunlarına geçebiliriz. Bogojov'un önemli oyunlarına geçelim. Beyazlar Efim Bogojov, siyahlar Jacques Mezis. Ve hafif taşlar geçtikten sonra kısa rokunu yaptı. Bogojov, Jacques Mezis'de taş gelişimini, hafif taşların gelişimini sağladı. Rok daha yapmadı ama atla bir atak hamlesi E4'e yerleşti. Merkezi kareye. Vezirle şu vezir de çıktığına göre muhtemelen uzun rok düşünüyor. Ve taş değişimleri başlandıktan sonra şahın önündeki piyon yapısını bozdu Jacques Mezis ve veziri H6'ya gelerek şaha göz dikti. Ve şu anda Efim Bogojov da E6'ya atını geldi. Oraya çok güzel bir kare oturttu ve ön karakol oluştu. Piyonla sökülemeyecek bir at.
Merkez Kale'de çok güzel bir yerde bulunmakta. Muhtemelen değişir Jack Rözmez ve değişir. Kim olsa rahatsız olur. Şu anda taşlar değişildi ve B hattıyla G hattı açık. B hattıyla G hattı yarı açık. Birer siyahın piyonları var yani Jack Rözmez'in. Ve hat açmaya çalışıyor Efendim Bogojiov. Jacques Mezis hemen şahın vezirin o hareketinden dolayı şahını güvenceye almak için kısa rokunu yaptı. Ve vezirle rakip kampın sahasına girmek istiyor. Burada piyonla fil aldıktan sonra şah çekildi. Gördüğünüz gibi kale isteniyor burada. Burada kale isteniyor. Aslında amaç neymiş? G hattındaki kalenin şaha göz dikmesi. Şah çekince vezirle şah F hattını kesti. Şah dedi. Gidebileceği tek kale neresi? G8. Ve tekrar G1'den şah çekti. Efendim Bogojiov, Jacques Mezis'in tek yapacağı şey veziri gelmek. Tekrar şah. Ve böylece bir vezire iki kale bir fil zor bir durum. Ama piyonlarım var diyor. İki tane geçer piyonum oldu. E'de ve F'de onları kullanacağım diyor. Ve gördüğünüz üzere piyonlar ilerlemeye başladı. Şah F6 yaparak G7'den vezire şah ve mat yapacak. Mecburen kaleyi geldi. Şimdi fil istekte. A'daki kaleyi gelerek hem veziri kovalamak için hem de filini tutmak için oraya geldi. Şimdi piyonu açarak şah durumları var. Açarak şah çekme. Şah çekildi. Jacques Mezis tarafından uzun çaprazdan beyaza giden fille ve fille piyon isteniyor. Ama geç kalındı gibi şah ve fili aldı. Çünkü burada iki kale, bir fil, bir vezire karşı baş edebilirdi. Ancak burada bağlı geçenin gücünü görüyorsunuz. Çok güzel bir oyun. Müthiş, müthiş. Beyazlar Efim Bogojiov, siyahlar Alexander Alekhine. Evet. At açmaza alındı. Tekrardan açmazdaki ata baskı var. Siyahta giden fille tutunca Alexander Alekhine'in burada filen değişelim diyor. Piyonla alıyor Alexander Alekhine. Ve kısa rok yapacağını sanmıyorum çünkü orada bir hat açıldı. Evet. Atı kovaladıktan sonra Efim Bogojiov, Fianchetto fili dediğimiz uzun çapraza fili yerleştirdi. Atı da orada muhtemelen kısa rok yapacak. Belli olmaz diyor. Uzun rok da yaparım diyor. Efim Bogojiov. Vezir de çıktı. Şu anda ister uzun ister kısa rok yapabilir. Evet. Uzun rok yaparsa B hattından İlerliyorum diyor Alexander Halik'in ve atı E6, E5'e güzel bir kareye geldi ve uzun rok yaptı. Ve şimdi burada şah isteyecek vezirle F7'yi alıp kaleyle tutuldu ve burada at tehlikeli hareketlerde bulunur. Hem atakta bulunabilir hem de savunmada bulunabilir. Onun için Efim Bogojiov beyazda giden filiyle atı aldı. Ve dikkat ederseniz çoğu piyon da zaten beyazda.
Uzun rokta önemli bir durumdur. Şahı bir kare daha ilerleyebilmek. Alexander Alekhine de A ve B piyonlarını sürerek şahın koruyan piyonlarını dağıtmayı düşünüyor. Aynı şekilde Efim Bogojilov da G ile hattı açmaya çalışıyor. Ve gördüğünüz gibi piyonları temizledi. Şimdi şahın bulunduğu E hattı gördüğünüz üzere açık hat. Hafif taşlar var ama piyon yok. Açık hat ve kaleyi geldi. Efim Bogojilov H'den geldi. Şimdi Alexander Alekhine de şahı koruyan piyonları düzenini bozmaya çalışıyor. Vezir istendi ve fille savunmaya gelindi. Fille beyaza giden fille F7 piyonu tutuldu ve güzel bir savunma örneği görüyoruz ve uzun rok yaptı. Çünkü G ve H yarı açık hat. Orası tehlikeli olabilir diye. Şimdi hat açıyor çünkü Efim Bogacıva burayı da hat açıyor çünkü kaleyle gelip vezir açmazı alabilir. Şahı vezir açmazından kurtarmak için B7 karesine geldi Alexander Alekhine. Ben de kaleyle vezire göz diktim diyor. Şu piyonu alacağım diyor. Ve aldı. Hat açıldı. Şimdi vezirini istiyorum diyor. Alexander Alekhine'in şahın etrafında hiçbir piyon yok. Bakalım ne olacak? Savunabilecek mi? Ve batarya yapıldı. Gel değişelim dedi Alexander Alekhine. Yok dedi. Ben dedi atımla ilerleyeceğim. Fille at istekli ve fil alındı. Şah bir şah daha ve böylece veziri şahın yanına geldi. Piyonları temizleyecek. Piyonlar temizleyecek rakibini. Şimdi buradan şah deyip tehlikeli işler olabilir. Vezir de filin korumasında kaldıramıyor bir yere. Eğer veziri file korumazsa kaleyle vezir fili alıp mat edebilir. Şah gördüğünüz gibi. Şah aldı. Burada taş alındıktan sonra şah denildi. Ve kaleye at değişildikten sonra B'de geçer eri var. Ve gördüğünüz gibi diğer piyonlar birbirlerini karşılıyorlar. A'daki piyonu da alacak. Ve aldı Efim Bogojilov. İlerleyince şimdi A'daki eri ilerleyip eğer o piyonu alırsa diğer piyonları temizleyip vezire çıkacak ve Alexander Alekhine tebrik ediyor, masadan ayrılıyor. Tamam. Beyazlar Efim Bogojilov, siyahlar Rudolf Spielmann. Yine benzer bir oyun. At açmaz alındıktan sonra siyah fille tutuldu. Ben de piyonu tutarım dedi ve filler değişildikten sonra H hattı açılmış oldu. Eğer kısa rok yapılırsa Efim Bogojilov oraya doğru vezir de yönlendirdi. Kısa rok yapılırsa orada tehlikeli işler olacak dedi. G7'deki piyon istenince böyle bir sürüdü. Şimdi uzun rok yaptı Efim Bogojilov haklı olarak. Çünkü H hattı açık, yarı açık. Burada fil feda edildi. D hattını açma uğruna. Kale çünkü o hattı kesiyor. Şimdi oradan bir şah deyip mat edecek. Şah gördüğünüz gibi piyon alamadı çünkü piyonu vezir tutuyor. Şahın şimdi gidecek hiçbir yeri yok. Bir şah çekse mat olacak. Onun için veziri geldi. Şuraya veziri geldi.
D8'den vezir veya kaleyle şah çekip mat edecek. Vezire de mat edebilir. Kaleyle de mat edebilir D8'den. Bunu görünce atlan D hattını kapatmaya çalıştı. Atı da feda etti. E hat açılsın diye. H'deki kareyle şah. At gelince tekrar şah. Fil gelince vezirle şah çekmesin diye uzun noktadaki düşüncemiz gene bir kare. Biliyorsunuz şahımızı güvene almak. Ve burada bir piyon alındı. Şah mat. Gördüğünüz gibi iki kale de fil alınamıyor. Çünkü fil açmazdan mecburen kaleyle alacak. Kaleyle alınca da kaleye kale değişeyim dedi. Fil alınca da filin kontrol ettiği C8 kalesi boş kalınca da vezirle şah ve mat. Çünkü şahın gidecek hiçbir yeri yok. Müthiş, müthiş. Beyazlar Efim Bogojibov, siyahlar ismini söylemeyi istemeyen bir oyuncu. Siyah fil değiştirdikten sonra beyazda giden fil H7'yi alarak şah çekti. Kabul edilince vezirle şah atla mat edecek tutuyor. Vezir de verince gene sıkıntılı durumlar. Çünkü vezirle atı alsa piyonla vezir alındıktan sonra vezirle kale H hattında şahmat yapacak. Buradan kaçış için piyonu sürse bu piyon G5'teki piyonu bir sürüp G6'ya burada kaçışı da engel olacak. Ve sonunda vezirle H8'den şah ve mat yapacak. Müthiş bir oyun. Beyazlar Efim Bogojibov, siyahlar Akiva Rubinstein. Burada açmaz alındı. Gördüğünüz üzere şah karşılıklı açılışta burada bakın bir atla kale alındı. Şimdi at alacak. Şah atla koruma yapıldı. Alındıktan sonra da at alındı. Mat yapacak burada bakın. Burada mat var. Nerede? E7'den vezire şah ve mat yapacak. Bu kadar kolay değil diyor Akiva Rubinstein. Efim Bogojibov var. Bu sefer fili tuttu. Hem kalede tutuyordu ama fili tuttu alınamaz. Şimdi diğer taraftan dolanıp vezirle gene sıkıntılar yapacak. Vezir koruması gelse de koruyamazsın dedi Efim Bogojibov. Çünkü ben dedi vezirini istiyorum. Eğer kaleye feda etmeseydi mat ağına girecekti. Veziri feda etti. Bir kale bir file vezir feda dedi. Şahın çünkü korunacak bir durumu yok. Niye yok? E hattında kale tarafından hat kesilmiş durumda. Gördüğünüz üzere Akiba Rubinstein'ın kalesi ve fili hiç oyunda değil. Ama Efim Bogojibov'un veziri ve kalesi aktif. O yüzden Akiba Rubinstein rakibini tebrik ediyor ve masadan. Efim Bogojibov Siber Taraş'la oynuyor. Biliyorsunuz Siber Taraş'ta Almanyalı bir doktor, büyük usta, satranç ustası. Ne diyor Efim Bogojibov? İyi olacak hastanın doktoru ayağına gelir diyor ve oyuna başlıyor. Evet. Alekin savunması. Fil değişildi.
Ve burada şah dinecek G6'dan mat olacak. O yüzden şaha bir kaçış noktası hazırlanıyor. Ve burada kaleyle tutulamıyor. Çünkü kaleyle tutulduğu zaman siyahta giden fil H6'yı siyahta giden fille kaleyi vuracağı için mecburen şaha bir kaçış karesi ayarlanıyor. Şah deyince de vezir F7'ye geliyor. Her an her şey olabilir diyor. Ayağını denk al diyor. Ve atın çıkış noktası olan C6'yı da böylece kapatmış oluyor. Siber Taraş çift çıktı C hattında ve şimdi burada eğer atla G5'i kırıp piyonunu alırsa siyahta giden fil uzun çapraz olduğu için kaleyi kıracak. Vezirle kaleyi kıracak. Kalede fili koruyor. Onun desteğini koruyunca fili de alıp ondan sonra piyonlarla temizleyip oyunu temiz bir şekilde bitirecek. Onu gördü ve atı kovaladı. At H hattına geldi. Kaleyle alırsan ben de senin filini alırım. Oraları darma duman ederim dedi. Ve aldıktan sonra da Şah'ın kaçabilecek bir yeri var mı? Bakıyoruz. Biliyorsunuz Şah yuvadan çıktı. Dünya turuna gidiyor. Evet. Burada Şah denildikten sonra bir uzun rok yaptı Şah. Diğer piyon da alınırsa bu sefer H'deki kale de gelinecek. Sıkıntılar büyüyecek. En iyisi de ben Şah'ımı savunabileceğim bir yere geleyim. Ama vezirle Şah çekildi. Oyun bitti dendi. Teşekkür etti. Siber Taraş bu oyunda Efim Bogacı Baba ilaç gibi geldi.